Amerika Cuma günü Suriye'de rejime ait üssü vurduktan sonra devamını getirir mi sorusu hala yanıt arıyor. Amerika'da yönetimin Esad rejimine karşı tavrını sertleştirmesi, hatta bu konudaki pozisyonunda değişikliğe gidip gitmediği Washington'da konuşulmaya devam ediyor. Peki neler konuşuluyor? Mehmet Oroğlu ayrıntılarla karşımızda. Mehmet, hafta sonunda yönetimden yeni açıklamalar geldi. Neler söylendi? Evet, dün ve bugün Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ve Dışişleri Bakanı Tillerson'dan önemli açıklamalar geldi. Haley, eğer Başkan Donald Trump Suriye'ye daha fazla askeri operasyon düzenlemeye ihtiyaç duyarsa bunu yapacak dedi. Amerikan yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bakışına dair de Esad rejiminin başında yer aldığı müddetçe siyasi bir çözüm mümkün değil. Rejim değişikliğinin olacağını düşünüyoruz mesajını verdi. McMaster da Amerika'nın Suriye'de bir rejim değişikliğini görmeyi istediğini ama bunu tek taraflı yapmayacağını söyledi. McMaster, Esad rejimi iktidarını sürdürdüğü müddetçe siyasi çözüm çok zor. Bu değişimi biz yaratacağız demiyoruz. Dediğimiz şu: diğer ülkeler kendilerine bazı zor soruları sormalılar. Rusya kendi halkına toplu katliamlar yapan bu katil rejimi neden destekliyoruz diye kendisine sormalı diye konuştu. McMaster, gerek görüldüğü takdirde rejimi hedef alan yeni askeri operasyonlarında düzenlenebileceğini sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise IŞİD'i yok etmenin şu anda Amerika'nın Suriye'de hala en baştaki önceliği olduğunu vurguladı. IŞİD tehdidi azaltıldı ya da yok edildiğinde dikkatlerimizi Suriye'de koşulların istikrarlaştırılmasına verebiliriz dedi. İç savaşın devam etmesini önleyebileceğimizden ve taraflara siyasi müzakereler sürecine başlamak üzere masada bir arada getirebileceğimizden ümitliyiz diye konuştu. Amerikan yönetimi daha aslında birkaç hafta önce Esad'ın iktidardan gitmesinin Amerika'nın artık birinci önceliği olmadığı, Esad'ın geleceğine Suriye halkının karar vereceği şeklinde açıklamalar yapmıştı. Ama bu son kimyasal saldırı Trump yönetiminin de bazı hesaplarını değiştirmiş görünüyor. Trump geçen haftaki basın toplantısında kimyasal silahlardan etkilenen kadınları, çocukları, bebekleri gördüğümde Esad'a karşı duruşum değişti demişti. Tillerson, her ne kadar Dışişleri Bakanı Tillerson hala birinci öncelik IŞİD dese de bu açıklama Esad ne kadar öncelik konusunda, yani Esad ne kadar Amerikan yönetiminin önceliği olduğu konusunda bu Tillerson'ın IŞİD öncelik açıklaması bir takım çelişki var sorularını beraberinde getirdi kamuoyunda. Ama yine de Esad konusunun, yani rejimin gitmesi gerektiği noktasının Trump yönetiminin önceliklerinde daha üst sıralı, listenin daha üst sıralarına tırmandığı da kesin. Ama bunu Körfez Savaşı'nda olduğu gibi Bush döneminde bunu tek taraflı bir adım atarak yapma niyetinde olmadığını, en azından bu yönde işaretler verdiğini görüyoruz. Uluslararası bir bütünlük yaratılmak isteniyor. İşte bunun, bu uluslararası bütünlük yaratma gayreti sergilenecek platformlarda da platformlar biri de bu hafta düzenlenecek, İtalya'da düzenlenecek G7 Dışişleri Bakanları toplantısı. Hem IŞİD'le mücadele hem de Esad konusunda uluslararası camiada bir birlik yaratılması hedefiyle düzenleniyor bu toplantı. Toplantıda IŞİD'e karşı savaşta kararlılığın altının çizilmesinin yanında Rusya'ya Esad'a verdiği desteği sonlandırması ve Suriye'de yeni bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine yardımcı olması için baskı yapılması bekleniyor. Tillerson'ın Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'ın İtalya'dan sonraki durağı da Moskova. Bu da oldukça tabii Amerikan hava saldırısından sonra Amerika ve Rusya arasındaki bakan düzeyindeki ilk yüz yüze görüşme olması itibariyle oldukça kritik, önemli bir buluşma olacak bu da, Moskova'daki buluşma. Mehmet, bir de Amerika'nın da dahil olduğu dünyanın bir başka köşesinde de önemli bir hareketlilik var. Kore Yarımadası'na bir taarruz filosu gönderildi Amerika tarafından. Bu konuda gelen son bilgiler ne? Evet, Amerikan donanması geçen hafta içinde bir balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye gözdağı vermek ve Amerika'nın o bölgedeki varlığını güçlendirmek için Kore Yarımadası'na bir taarruz filosu gönderiyor. Aslında hem işte Suriye konusunda bu anlattığımız adımlar, hem de açıklamalar, hem de Kuzey Kore'ye bu son gözdağından sonra resme daha geniş bir pencereden bakarsak Trump yönetiminin son yıllara göre daha agresif bir politika sergileyeceğinin bir işareti olarak aslında yorumlamak mümkün bu hamleleri. Obama yönetiminin stratejisini hatırlarsak leading from behind, yani Amerika'nın geriden öncülük etmesi, yani Amerika'nın tek taraflı bir adım atmasını, güç kullanmasını en son seçenek olarak gören, atılacak adımlarda koalisyon olarak hareket etmeye öncelik veren bir politikaydı. Bu politikayla Amerika'nın
dünya sahnesindeki sert güç imajını, ağırlığını, nüfuzunu kaybettiği, özellikle Orta Doğu'da meydanı Rusya'ya kaptırdığı şeklinde özellikle Cumhuriyet çevrelerden bir takım eleştiriler geldiği malum. İşte Trump yönetimi Amerika'nın dünya sahnesindeki kaybettiğini düşündüğü savunduğu varlığını tekrar hissettirme mentalitesiyle hareket ettiğini görüyoruz şu ana kadar. Aslında Trump Bush kadar tek taraflı adım atma konusuna sıcak bakmıyor. Mesela gidip de işte Esad rejimini tek başına değiştirmeye çalışmıyor. En azından şu anda işaretler o yönde ama gerekirse tek taraflı da adım atarım diyerek kapıyı da tamamen kapatmıyor. Yani bir anlamda Obama ile Bush arasında bir pozisyonda duruyor diyebiliriz. Esasında seçimden önceki Trump ile özellikle son birkaç gündeki gördüğümüz Trump arasında da bir bariz bir fark görebiliyoruz. Seçimden önce içe dönük mesaj veren, izolasyonist bir politika izleyeceğinin işaretini veren bir Trump vardı. Ama işte Esad rejimi üssünü hedef vurması, yani füzeyle vurması, Kore'ye savaş gemisi göndermesi gibi adımlar başka bir Trump imajı yaratıyor esasında. Dışişleri Bakanı Tillerson da bugün İtalya'da G7 Dışişleri Bakanları toplantısı için İtalya'da Nazi soykırma anıtını, orada bir anıtı ziyaret etti ve orada yaptığı açıklamada Amerika'nın masum insanlara karşı suçlar işleyen her kim varsa onlardan hesap sormaya tekrar kendini adadığını söyledi. İşte bu bundan sonra yönetimin izleyeceği politikaya dair aslında önemli bir ipucu. Bir de şu nokta var. Trump ve ekibinin Rusya ile bağlantıları sürekli gündeme gelen bir konuydu. Olası bağlantılar, işte Rusya'nın seçimlere olası müdahalesi, ama bu Suriye'ye hava saldırısından sonra Rusya ile yaşanan bu tersleşmeden sonra bu konunun da aslında fazla dillendirilmediğini görüyoruz. Bunu da dikkat çekici bir ayrıntı olarak eklemekte fayda var. Kuzey Kore konusuna dönersek Kuzey Kore Amerikan Pasifik Komutanlığı'ndan bir açıklama yapıldı bu konuda. Kuzey Kore bölgede bir numaralı tehdit olmayı sürdürüyor dendi. US Carl Vinson uçak gemisinin öncülüğündeki filoda füze güdümlü 3 destroyer gemisi de bulunuyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster de bir açıklama yaptı ve Başkan Trump'ın ekibinden nükleer silah sahibi bir Kuzey Kore'nin yaratabileceği tehdidi ortadan kaldırmak için atılabilecek adımlara dair kendisine bir seçenekler, izlenebilecek adımlara dair bir seçeneklerden oluşan bir liste sunulmasını talep ettiğini açıkladı. Bu açıklama ve işte bu savaş gemilerinin gönderilmesi Suriye'den sonra şimdi sırada Kuzey Kore mi var sorusunun da tabii uyanmasını beraberinde getirdi. Evet, Mehmet Toroğlu hem Washington hem de dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktardın. Çok teşekkür ederiz.